Merhabalar Onur Bey. Ne yapalım? Canlı yayın öğrenmeye çalışıyorum. Tecrübe etmeye çalışıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Çok sağ olasın. Vallahi ya böyle video atarak çok irtibata geçemiyoruz. Ben de dedim arada sırada vakit buldukça en azından canlı yayın açabilirsem, kavrayabilirsem yani. İnşallah kavrarız. Aleyküm esselam. Evet, akşamları giremiyorum çok ya. Yani genelde şeydeyiz. PK'ya falan çıkmaya çalışıyorum bu ara. Merhabalar hocam. O sizin güzelliğiniz. Teşekkür ederim. Yayında ses falan nasıl acaba? Ufak bir yorum yapabilir misiniz? Kötüyse kötü deyin. Ya slot baskınları beni valla perişan ediyor ya. Yuvara Bey merhabalar. O senin güzelliğin. Sesliyse tamam, sağ olun. Uğraştım epey ayarlamak için ama tabii çok tecrübemiz yok. Murkimiz nerede bizim? Burada. Şu müzik sesini kendimden biraz kısmam lazım. Sanırım tamam. Görüntü kalitesi hakkında ufak bir yorumunuz var mıdır? Görüşürüz Onur Bey. Sorunsuzsa güzel. Biraz amatörüm. İdare edin. Yani her şeyi iyi yapmaya çalışıyorum ama Cuma'ya hazır mıyım? Başlıyor musun Cuma günü? Ama başla artık yani yeter de. Bu arada pelerin aldık. Royal olduk. Royal 5. Pelerin rengini ben seçmedim. Ve hiç de beğenmedim. Ama ya Cuara sonunda artık ya. Upgrade'den kurtulama bak ben sana söyleyeyim. Oğlum video çekmekle canlı yayın ne kadar farklıymış. İnsan canlı yayında heyecanlanıyor.
O yüzden dedim PK falan çıkmayayım, biraz hem görev yapayım hem de rahat rahat konuşabilelim. Biliyorsunuz ayın 7'sinde şey geliyor. Rep 6. Özellikle şu silver, değişen silver gemlerini almak için direkt rep basacağız. Solo olarak kesinlikle okçu. STR Press itemsiz, STR Press zor. Ama okçu iyidir abi. Ben en çok okçuyla rahat solo oynadım. En zoru Warrior. Warrior'a bulaşmayın abi. Warrior'un taşı bitse şeyi bitmiyor. Baskın geldiği zaman zaten şöyle kalıyor çarı, böyle kalıyor. Hiçbir şey yapamıyorsun. DTR Press özellikle DB ise zaten sana bir tane masif atıyor. Hiç daha yapacak hiçbir şeyin yok. Abi çok sağlam saçarın. Warrior da bilemiyorum yani, o kadar sağlam Warrior bir çarla parma atmadın. Oh, NP'mizi de aldık. Lotton bu tarafta ya. El Murat oynamadım. Çok az oynadım. Yani ben hep Karus'tum. O yüzden El Murat'a çok hakim değilim. Kumanların yerlerine. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın, bir telefon geldi. Ya böyle arada yayınlara alışayım dedim. Ufaktan boş vakitlerimde yayın açıp böyle konuşup en azından fikir alışverişi yapmak istiyorum. Yoksa YouTube'da yorumlardan öyle çok fazla fikir alışverişi yapamıyoruz. Yani 3 günde bir video atıyorum. Mohikan, son Mohikan. Hoş geldin. Güzel günler. Canlı yayın açıyoruz. Selamlar, teşekkür ederim. Hepimize her işte kolaylıklar nasip eylesin Allah inşallah. Var öğrendiklerimiz, yine bir tanesini birledik. 2 tane artı 1'imiz oldu. Şu an para durumumuz biraz sıkıntı. Atılacak çok item var.
Şimdi Perşembe günü bölüm gelecek. Biraz spoiler olacak ama şunlar bu bölüm kastıklarımız. Bankada da epey bir şey var. Sanırım Baruran'ınki artı ikiliyoruz. Gerçi fiyatları çok arttı ama. Hocam itemler açıklamada yazıyor. Ben de göstereyim. 7 Dragon setim var. 8 Raptor'um var. Dual var önerilik artı birim var. Geri kalanlar old takılar. Serimiz tam elit olma mücadelemiz. Ben yarım elit serisi çektim daha öncesinde. Yarım elit bir Warrior dizdik. Şimdi de niyetimiz tam elit bir Warrior dizmek. Ya gerçekten oyun çok pahalı. Para da harcanıyor ama bak biz işte para öyle ahım şahım para yatırmadan kendi player'lığımızı geliştirerek bir şekilde bir yerlere varmaya çalışıyoruz. Moikan teşekkür ederim. İnşallah yavaş yavaş koyuyoruz abi. Vaktim var. Hani ufak ufak farm atıyorum. Ufak ufak şans yüzümüze gülüyor bazen. Yani akıllı hareket ettiğimiz sürece, upgrade'e falan çok bulaşmadığımız sürece dizilir yani, niye olmasın? Yok yok. Ya vakti olan adamın da aslında çok hani yapabileceği bir şey yok. Biz adamlar yani 7 Dragon setim var. Adam gelmiş 8 Dragon set artı 3 takılarla. Ya ne yapabilirsin ki bu adamı? Mecbur para vereceksin yani. Ki oyun da zaten bazı şeyleri sana mecbur bırakıyor. Para vermen için. Moikan doğru söyledin. İstikrar çok önemli abi. Ben tam elit serisinde gerçekten çok da olmasa yine istikrarlı bir şekilde devam ettim. Çok sıkıntılar çektik. O zaman upgrade de çok yapıyordum. Çok da zarara uğruyorduk. Ama sonunda başardık yani yaptık. Bu nerede bu namussuz? Ha şuradaki şey. Upgrade Jandır 9 quest. Bak quest'i basarım. Quest'i acımam. Yarım elit serimizi Rep 4 quest ile bitirmiştik. 8 quest yapamadık ama bir tane 8 quest çok istiyorum. Yani 8'in üstünü de çok istiyorum da. Önce amacımız 8. 9 Raptor alamayacağımıza göre 70 bin lira veremeyiz yani abi. 70 bin lira. Hani 70 bin liram olsa da ben ne bileyim oyuna 70 bin lira yatırmak. Hani yani. Tercih meselesi. Ben olsam yatırmam yani. Bir de bakıyorsunuz bir dahaki bölüm 9 Raptor'la çıkıp geliyoruz. Yatırmış adam almış. Da yok abi o kadar para oyuna ben veremem. En nihayetinde oyundur bu yani. Kongu var şuradakiydi. Ya bir de öyle bir şey ki şimdi örnek vereyim. Ben çarı diyelim full artı üçledim. Görüyorum insanları mesela. Adam çarı fullemiş. Giriyor yapacak bir şey yok. PK atıyor. PK yoksa gidiyor farm slotlarını darlıyor. Başka bir şey yok yani. Bazısı fazla paradan çıldırmış işte ego savaşlarına giriyor. Yani isim vermek istemiyorum ama var böyle egoist. Araç kesen tipler var. Değişik. Ya o yüzden bir mücadeledir. Yani bir şeylere emek vermek, emek vererek devam etmek. Kardeşyan mıdır bu nedir? Bu değil mi ya? Kayışan yok. Kayışan şu yukarıdakiydi galiba. Ben bu oyunu yıllarca oynadım. Çocukluğumdan beri oynuyorum. 2003'te gelmişti sanırım. O zamandan beri internet kafede oynayan tayfalardanım yani. Sonra üniversiteye gidince ara verdim. Çok uzun bir süre ara verdim.
Pandoro'yla da tekrar oyuna başladık. Bilmeyenler için ekiple başladık. Ekibim oyunu bıraktı. Ben bırakmadım. Biz buradayız kardeş. Bu arada heyecanım olursa affola, hatam olursa biraz heyecanlıyım. Çok alışkın değilim canlı yayın açmaya. Genelde video attığım için. Bu ne diyor? Kaptayın Polkin. Kaptayın şuradaydı herhalde. Video atıyorum. Videolarda bazen sitem ediyorum. Hani işte adam gelmiş bana bıçakla vuruyor, slot basıyor. Adam milyon dolarlık çarla gelmiş bana şey atıyor. Farm slotumu darlıyor. Buna kızıyorum. Bana diyorlar ki güçlü olan kazanır. Ne alaka? Bir tane DB Press alayım arkama. SC basayım. Ben onu bu itemlerle keserim yani. Tek bir tane adamdır. Nedir abi? Güç mü o? Dedi ve kesildi. Kancım teşekkür ederim. Allah işinde kolaylıklar versin. Allah ben bugün işten kaçtım. Biraz babama bıraktım öyle diyeyim. Müsaade istedim. Eve geldim. 20 tane harpi. Olsun. Bu Rivin Harpi burayı bir denemek lazım. Burada sürekli birilerini görüyorum. Geniye de farma bırakıyorlar. Biz de gece yatmadan bırakabiliriz gibi. Koskoca Estanta bir tane mi Harpi slotu var? Allah aşkına. Öyle mi ya? Ya çok kişi öyle diyor. Çoğu slot için öyle diyorlar yani. Eğer kos kullanmıyorsan hiç AFK farmına bulaşma. Kurtarmaz diye. Ben denedim valla. Şurada Half Troll Berserker'lere bir tane STR Priest'imle denedim. Videoya koymadım onu. Çünkü saatte 1.7M zarar ettim. Demek ki Cosper olmak gerekiyor. Şu Cosper'lardan da bir kurtaramadık. Ya o trend şey için bir level lazımmış. Oo, Knight Online Hanem Ofansif DB kardeşimiz gelmiş. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Yançarlarımda hiç 70 level yok biliyor musun Eray Reis? Hepsi 80 üstü ya. Ya abi bazı insanlar sıkılıyor artık hayattan. Hani yapacak bir şeyleri yok. Parası var. Atıyorlar herhalde parayı buraya ne bileyim. Ya hadi 200-300 bin, 400 bin falan okey ama bazı şeyler görüyorum. Hani inanamıyorum yani. Böyle 1,5-2 milyon, 3 milyon ne bileyim abi.
Bir EPR ile 1,5 M. Yani ortalama 20 dakika mı diyelim? Sen adamsın adam. Ya doğru yayın akşamları Night Online hanemin yayını da biz de işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Furkan çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Oğlum heyecanlıyım. Görev bitmiş. Ben hala vuruyorum. Yaparız yaparız. Ne demek canım her zaman. Harpilere zulüm ettik harbi. Bizim yayınlarda akşam iftar var. İftara kadar. Dur bakayım nere diyor. Kaptan Polkwayne. Kaptan Polkwayne bu değil değil mi şeydeki? Bu arada pelerin hakkında ne düşünüyorsunuz? Rengi hakkında. Adam ezberlemiş ya. Ya ben ne EMC hiç bilmiyorum neredeyse. Ben hep Karus oynadım oyunu hep. Gerçi isimleri aynı ama çaktırmayın işte. Bu muydu? Grendel şeyin Esland'daki kol. Ya ben de pelerini hiç sevemedim ama ben yeşil sevmiyorum yani herhalde o yüzden ne bileyim. Kanka bu oyun en zor şeyi ekip bulmak zaten. Pres tavsiye ederim tek başına oynayacaksan. Ekibe alıştıktan sonra başka bir ekibe geçmek falan bunlar zorlu işler. Aynen Apache yeşili gibi oldu. Ya valla ben de anlamadım. Klan başkanının Discord'unda yayın açtı bize gösterdi. Şimdi efekt farklılıkları var ya arkadaşlar. Efekt farklılıkları yüzünden sanırım. Bakayım şurada bir blur açayım. Ondan mı farklı durdu? Bak böyle onunkinde sarı böyle güzel gözüküyor gibiydi. Bir yaptı. Lan bir şey de diyemedim hani bu ne diye. Ama artık şey yapacağız idare edeceğiz. Gerçi değişiriz. Klandan HP'miz var ya. Bu ne oğlum yokmuş. Ben de basamam. Ben işaretimiz vardı. Kaybettik işareti. Tekrar işaret çıkarmam lazım. O yüzden Switch Premium da çektim. Biraz NP'lere ağırlık verelim. İşaret K işareti ama K ile de işarettir yani sonuçta. Sen beğendiysen tamam reis. Değiştirmeyeceğiz. Ama yeşil seven insan beğeniyor. Mesela kuzenim de yeşil sever. Çok beğendi. Ben biraz şey adamıyım. Beyaz adamıyım. Bak şimdi göstereceğim. Bunu yine Falkbey'e mi vereceğiz? Evet. Bunu yanında bakın şimdi. Hoş bakalım. Ya şu yanıp sönmeyi hala kısaltmadılar. Biraz kısaltsalar şunu ne kadar güzel olacak. Bak şunu vermeden şöyle bak şimdi ha, bak. Bak şu çok iyi değil mi şu sarı? Bunu sevdim ben. Zaten böyle duruyordu şeydi. Şöyle bir şey olabilir. Aynen o yanıp sönme.
Abi bu oyun eskiden oyundu da. Kameralı yayın inşallah bir gün. Ya da şöyle. Ne bileyim ben pelerin de çok şey yani pelerinsiz daha iyi bence. Bak klan başkanımız açıklamasını yaptı. O da diyor ilk yaptığında aynen ben de yayından gördüm böyle değildi. Daha güzel duruyordu. Değişiriz yani epe kasarız. Tion Milt diyor. Onu çaktırmadan bir gün değişiriz ya. Ya böyle YouTube'dan birini izlerken şey yaparken insan merak ediyor tipini. Çünkü sesini böyle sürekli duyunca. Mesela Night Online hanemin sesini adamın her gün duyuyorum. Gittim araştırdım ne yaptım ne ettim buldum yani adamın tipini gördüm. Çok uğraştım ama siz denemeyin yani bulamazsınız. Gerçi benim tipim Twitch'te gözüküyor. Twitch'te eskiden böyle çok eskiden yayın açtığım zaman gerçi 200 sene önce o zamanlar. Bu son 3 senede öyle bir hale geldik ki 20 sene yaşlandım neredeyse. Seni buldum. Buldum buldum. Hatta Şile ağlayan kayalarda fotoğrafın var. O Şile ağlayan kayalar ben Şile'de 10 sene Şile'de yaşadım. Benden habersiz kuş uçmaz reis. Aha işte hiç. Şile ağlayan kayalar. Fuşa mekan var. Fuşa'nın oradan bir fotoğrafınız var. Ama sırrınız benimle güvende. Ey kapadık yanlışlıkla. Ya bak böyle biri yazıyor ki biri yazıyor böyle kapatıyorum birkaç kere oldu öyle. Aleyküm selam Alper Bey. Ya bu çitin nerede? Bu düşüyor sağdan soldan bir yerden. Bunlar çöpe de atma atamıyorsun. Şifre istiyor. Ben normal bir insanım. Beni merak etmeyin ya öyle. İyi günler. Kim bu şimdi? Şu değil mi bu? Buradaki. Ey gidi günler ya ben. Aha bitti mi lan görev? Yo, bunun bir devamı vardı sanki bir yerde ya. Bu çünkü Grandel'in karısının Grandel'in elini aldık bir de anasının elini alıyorduk. Anasının elini mi bacağını mı kolunu mu? Buradan mı devam ediyordu? Evet bak. 3 tane liç. Saç saç. Evet annesinin saçı. Doğru. Şuradan nereden kallığa şöyle gidiliyordu. Liç'in yerini biliyorum çünkü sürekli Karus oynadığım için liç görevi yapmaya gelirdim buraya. Lan onu da kaldırdılar. Bir action'ımız şeyimiz vardı. O da gitti ya. Ya abi Berkay.
E-Gedi. Commander olurdum. Burada şeyleri savunurdum. Karusları savunmaya gelirdim. Benle dalga geçerlerdi. Şöyle ya, biraz sana kase atacağız kardeş ama kusura bakma. Bizi affet. Böyle hep aynı kişiye atmayalım. Gerçi mecbur aynı kişiye atacağız. Bakayım buna. Max Up Priest. Bunun ismine Otello, bunu atalım. %70 yetişebileceğiz mi ayın 7'sine ya? Ben hani XP bırakmadan böyle ufak ufak yetişirim diye düşünüyordum ama. Otello neydi lan? Otello şarkı ismiydi. Abi AFK Press'ten kutu alamadık. Ne oluyor? Heh. Reis görüşürüz. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Teşekkür ederim. Üstümüz mü dolu? Nasıl yani? Şu gereksiz şeyleri satalım. Of, bunu satamıyoruz tabii. Hiçbir şeyi satamıyoruz ki. Tolga Bey, teşekkür ederim. Ya canlı yayın açmak istedim arada. Seni de bak yorumlardan tanıyorum sizleri yani. Hani böyle etkileşime geçebilelim, konuşabilelim diye. Şimdi mesela geçen biri yorum yazmıştı. Warrior Earning vereyim ben sana. Ulan aradan 3 gün geçmiş, ben zaten almışım. Ya da işte Warrior Earning dizmeye başlıyorum. Hala YouTube'dan bir gün geriden yorumlarda başka bir şey mi dizsek diye konuşuyoruz. Şimdi nereye gidiyoruz? Esland'a gidiyoruz. Ay bundan ben ya, bunları biliyordum bir gün bunlara ihtiyacımız olacağını. Bunları atmamıştım. Ama diğer şaram vermiştim. Yan şara vermiştim. Farm da atacağım ya. Biraz şu görevi aradan çıkarayım dedim. Barabalrok şu an yok. Geceleri atıyor bizimkiler. Geçen dün attım galiba. Bugün de akşam 7'de sanırım bir ufak farm var. Ya geceye kalamıyorum. Ben sabah 7'de kalkıyorum. İşe gidiyorum. Bizimkiler de gece 23.30'da başlıyor. Bu yok değil mi ya? Bundan neyse, şuradan hemen çıkartırız. Nereye gidiyorum? Bak biz bu seriye başlayalı ne kadar oldu? Ameli serisine. Ya gerçi çok olmuş ama, bir aydan fazla olmuş ama okçuya geçtik ya, bir okçudan tekrar dönüşümüzden sonra 1, 2, 3, 4, 5 bölüm. 2 hafta olmuş. 2 haftada 2 tane Warrior Running alabildik.
2 tane artı 1 bar öğrendik. Alabildik. Demek ki farmımız fena değil. Ki alacağımız fiyat şeyler de var. Alacağımız da var. Bir 3-3,5 GB, 4 GB civarı alacağımız var. Bankamız da dolu. Bu bölüm kastıklarımız burada. Güzel gidiyoruz ya. Bu sefer tam elit olacağız. Ya karışandır be. Ben vallahi karışıyım ya. Kumana nereden bulaştık? Ben hep karus oynadım. Hep. EMC'yi falan bile bilmiyorum. Düşün yani. Hep böyle karus başladık. Karus oynadık. Logos'ta falan iyiydi. Logos'ta da Prest oynuyordum ben. Harbi ben hiç Prest şeyimi atmadım değil mi? Prest bir ara bir Prest'e gireyim de komut videosu atayım. Abi Elmura'da ilk geçince bir hoşuma gitti. Alıştım yani. Bir de Karus varıyor çok hayvansı. Bu Human varıyor daha böyle güzel hareket ediyor bence. Oynaması daha iyi. Bir dene Elmura'da. Logos'ta biz Base'de oynuyorduk. Rise of the Karus klanı. Silence Deed falan vardı. Lady Silence. Benim ismim Lady Silence'tı. İyiydi. Ben CZ'de oynamıyordum yani. Ben CZ'den korkardım. Ben şeye çık hep base oynadım. Bu server'a başlayınca işte şeye çıktık. CZ'ye çıktım öyle diyeyim. Lazım oluyor muydu? Yok herhalde. Ya şu dragonlarda niye bir tane var? Şöyle bir tane de şuraya koysanız ne olur? Girip diğer şerden alsaydık daha kısa sürerdi. Bu Grendel'in annesinin saçını verecek. Oradan güzel 50 milyon mu 25 milyon mu ne X veriyor. O yüzden biraz şurada takılalım. En sevmediğim şey bir şey çıkarma işi. Yani şu şeylerden canavar kesme işi 80 tane Balrog keseyim ama şu bir şey çıkarma işi olmasın diye. Dragon 7 ile 8 shell set arasındaki fark şudur. Atak olarak 8 shell set tabii ki daha fazladır. Çok aşırı olmasa da. Ama abi 7 dragon set de bak. EP bonus. MP bonus. Rezistanslar. Bunlar çok önemli şeyler. Yetkin. Merhabalar. Hoş geldin. Yani dragon set abi. 7 dragon set mi 9 chitin set mi diye sorsanız bana. Bir dakika. 9 çitin set bir düşündürdü. Yani tabii ki 9 çitin set derim ama yani düşünün. Düşündürdü yani. 7 dragon set adamdır. İnşallah 8'lerinde göreceğiz. Ya server çok değişik bir server. Yani Karasuman dengesi bir türlü sağlanmadı. Oturacak ama. Yani bir yerden bir duyum aldım.
doğruluğundan emin olmadığım için sizinle paylaşmıyorum ama bir planlama var. O işi düzeltecekler diye duydum. Abi ben Hellbreaker hastası bir adamım. Ama cidden yani kumanda hiç mele yoktu. Parti bulamıyorduk abi, çıkamıyorduk ya. Ben ya şu anda bile yine ufak tefek sıkıntı var mele konusunda. Ben yarım eli serisi çekerken Hellbreaker aldım 8. Çıldırdılar, bana demedikleri laf kalmadı ya. Özellikle klanım kıyameti kopardı. Abi Hellbreaker ya, eskiden ben Logos'ta oynadığım zamanlar Hellbreaker, yani sıralama şuydu. 8 Hellbreaker en iyisi, Iron Impact, sonra Raptor geliyordu. Tabi dengelemelerden sonra değişti bu iş. Hani oyun stili değişti çünkü. Şu anda Raptor daha şey ama. Piresten zaten ebe abi. O özellikle bak, int bonusu var ya, int bonus. Çok önemli. STR Pires'te aşırı önemli. Ya ben zaten, benim amacım planım hep şey, hani Warrior oynayayım. Yandan bir STR Pires'im olsun. STR Pires'le takılar zaten benzer. Eline de benzer bir silah alayım. Oradan devam edeyim. Öyle gideyim. Solo farmlarımı STR Pires'le atayım diye düşünüyordum hep. Şu an onu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Yarım eli serisinde onu yaptık. Burada da olacak inşallah. Şu an benim STR Pires'in elinde 7 quest'i var. O yetiyor ona. Bunda da küpeleri bitirdikten sonra, bir de neki aldıktan sonra, Iron neki, sanırım silaha gideceğim. Hani bir silah koymam gerekiyor. 8 Raptor'le olacak iş değil. Şu an PK'lara çok ağırlık vermediğimiz için çok belli olmuyor ama 8 Raptor yetmez yani. Bakalım, belki işte o quest'ten bir şey gelir. 8 olur. Valla V2, bir tarafa V2 yapacağım. Kanka Draki'ler de çok pahalı be, kurban olduğumun. Yoksa tabii ki Draki isterim ama. Kanka klanla ilgili valla onu Furkan Bey yapıyor. Burada bak, Furkan Bey. Ona yazabilirsen, alımlara her şeye o bakıyor. Ben daha yeni girdiğim için hani karışamıyorum. Kankam tam elit değil. Tam elit olma sürecimiz. Daha öncesinde yarım elit serisi çektik. Yarım elit olduk. Şimdi de amacımız tam elit olmak. Berserker var yurda, Poison'ı 83 yapıp defans 55 deskenti açmak için, geri kalanı Master ona verip %15 şeyini açıyoruz. VE2 yapacağız. Var ürenlik 2 duracak. Sonrasını bilmiyorum işte. Beraber burada YouTube'da konuşuyoruz. Yani ne yapalım, ne edelim, ne koyalım. Şimdi Rubernik'e falan girmiştik yarım elitte. Lakin şimdi tam elit dediğimiz için hiç Rubilere mobilere girmeden direkt. Mino mu VE mi? VE. Neden? Ya Mino da güzel ama şöyle, artı 3. Şöyle diyeyim, artı 3 Warrior Earning eşittir Mino artı 2'ye. Hemen hemen öyle diyeyim. Yoksa iki tane artı 3'ü yan yana koysan tabii ki Mino. Ama şu an
Warren Ennington, Mardi, rezistans, defans, rezistans çok önemli bizim için. Yani Mino biraz da atağa kaçıyor. Atak varıyor ama defans önemli abi. Ya çok itemli adam var. Biz bu görev de bitti. Biz defanssız bir şey yapamayız. Ya, Platini Mernik alacaktım. Onu da düşünüyorum yani. Hatta bu Warren Ennington ikileyip yanına Platini Mernik birleyip sonrasında Warren Ennington üçleyip Platini Mernik ikilemeyi düşünüyorum aslında ama. Mino yok abi. Mino'yu ben sevmiyorum. Yarım elitte bir ara Mino aldık. Mino ikiliyorduk Mino'yu. Sonra vazgeçtim. İyi ki de vazgeçmişim. Kanka STR şimdi ne yapmak istediğine bağlı. Bak ben Warrior şöyledir ki ayakta kalamazsa yani vuramazsa gidip bir tane vurup ölürse şu yere vurmada 2, 3, 4 bunları vuramazsa bir anlamı yok. TK için söylüyorum. O yüzden defans çok önemli. Mageler vurduğu zaman LR yersen Warrior'un hiçbir anlamı yok. LR yedim bitti. Şimdi Mino'da atak olarak eğer diğer takıların sağlamdır. Rezistansını karşılıyorsundur. Defansını karşılıyorsundur. Antilerin çok yüksektir. Takarsın artı 3 Mino'yu baba. Dalarsın arasına tak 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 yapıştırırsın. Ama bizim seviyemizde şu an Mino bizi kurtarmaz. Bize defans lazım. Bir de biz şey yapacağız. Yan çarımız da var. Priest. STR Priest oynuyoruz o yüzden. Yoksa Mino alınmayacak item değil tabii ki. Mino tavsiye ederim. Ama ben beğeneceğim. Aynen mage çok fazla çünkü. Kankam sos alacağız tabii sosa gideceğiz. Yavaş yavaş gidiyoruz işte. Yarım elitte sosu birledik. Burada sosu üçleyeceğiz inşallah. Oğlum ne oldu? Görev kayboldu. Ulan 2 dakika kafamızı çevirdik, görevi kaybettik. Asit potion, pres stone'u, 3 tane taş. Tamam. Asit potumuz bu değil. Ya bak bunlar da bitti. Şundan almam lazım. Şunu bir alıp şöyle kenara kaldıralım. Sos 1 ne kadar? Sos 0, 8 GB ise 2400 desen, 2,5 desen 2 kere 3, 6, 7 bin lira falan sanırım. Öyle denk geliyor. Sos net lazım kanka. Özellikle o sosun şimdi sos sana sos 1 9 STR veriyor. 9 health veriyor. O health bonus da çok önemli. Ayrıyeten işte antileri zaten biliyorsunuz. Ya sos 1 yine bir yere kadar idare ettiriyor ya. Antisi düşük aynen. İşte yani neki almadan, iron neki almadan sosa gitmeyi düşünmüyorum o yüzden. Önce bir iron nek koyarız. Gold Prey ile farm atılır. Verimli olur mu? Çok fazla olmaz. Öyle söyleyeyim. Atılmaz diye bir şey yok abi. Premiumsuz da farm atılır. Ama verimli olmaz. Neki çekeceğim ya şu an hani onu oyundan bağımsız kendim çekmem lazım. Abi sos yerine Warrior ne takar? Baş takmaz. Sos takar.
Varyor'un belki sostur abi. Ya sas farm atacaksan tabii ama PK'da sasmaz. Aman diyeyim abi yapmayın. Arkadaşların 70 quest'ine yardımcı olalım. Bende de hayır diyememe hastalığı var beyler. Watu kimsin? Pires misin sen? Evet. 30 tane troll. Bizim troll görevimiz var mı? Yoktur. Görevleri tamamladık. Abi ben hemen geliyorum. Çok kısa 30-35. Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim Mahmut Bey. 35-40 saniye geliyorum hemen. Kusura bakmayın. Evet geldim. Kusuruma bakmayın. Kankam, Estan farmı için sanırım DC Flash önemli. Yani DC Premium. Biraz da şans işi yani. Slotlar çok dengesiz. Bazen hiç olmayacak yerde çok olmayacak şey oluyor. Bazen bazıları diyor ki mesela hikaye diyorlar yani DC Flash. Bence değil. Ben denedim. Çok farkı var gerçekten. Evet drop çok kötü abi. Ben de yani ben mesela Stone Golem'de çok farmlayan bir insanım. Stone Golem için örnek veriyorum CZ'de. O bile yok yani şu an çok büyük sıkıntılı. Oyun ne yapmaya çalışıyor ben anlamadım. Dyrex 11 zaten bizi perişan etti, bizi bitirdi ya. Yok bu katas falan alıyorum ben hala. On saat 7 buz çok kötü abi. Ama hocam farm atacaksan Gold Pire'yle de atılır bak dediğim gibi ama verim alabilmek istiyorsan DC Premium.
Bizi kim aldı şimdi, bizi çekmesinler. Gerçi nereye çekip dışarı yatıracaklar. Eskiden korkardık partiye girmeye. Biri bizi alırdı. Lan derdik ki aha şey yapacağız. Çekecek bizi bir yere yatıracak. Şimdi istediği yere çeksin şimdi. Beni golemlere çok çekerlerdi. Ben mage kasmayı çok severdim. Mage kasardım, biri alırdı beni tak şeye, stone golemlerin arasına, ölürdüm hemen. Flame rat'lara çok çekerlerdi şeyde, Lüfer'de, Eigi'de. Aynen. O da vardı. 1M, 1.5M, 5M. Oyunun en keyifli zamanlarıydı ama ya, o zamanlar. Şimdi oyunun, ne bileyim. Bu arkadaş bizi aldı ama şey yazmadı etmedi de bu. Ben çıkalım. Ya kanka alın beni. Ya o gerçek mi ya? Ben onu duydum da dalga geçiyor falan sandım. Bir arkadaşım dedi böyle böyle bir durum vardı dedi. Dedim saçmalama. Vay anasını ya. Abi millet. Yani insanları bu duruma düşüreni mi kızalım? İnsanlara mı kızalım? Kime kızayım anlamadım. Abi ben bazen bak gerçekten böyle kafayı yiyorum, diyorum ki ya acaba problem bende mi yani? Mesela ben o söylediğin şekilde bir şeyi asla yapamam, utanırım. Aleyküm selam Müslüm Bey. Teşekkür ederim, sizlere de işlerinizde kolaylık versin Allah inşallah. Hani utanmak dediğim insan kendinden utanır. Anladın mı? Ya inat eden adam neler yapar. Biz neler gördük ben. Biz server'ın başlarında, başı dediğim biraz ilerli zamanlarında Balrog dönerken bir tane okçu sürekli gelip zehirle o Balrog'ları çekip çekip duruyordu, etrafımıza döndürüyordu. Bizi yani delirtiyordu ya. Ya bazıları da işte insanları sinir etmekten zevk alan çok insan var ha. Ben nelerle karşılaşıyorum yani, şeye koymuyorum. Videolara koymadığım bahsediyorum hani videolarda, beyler kaç tane video sildim hani artık bunu koyacağım yeter diye. Neler neler denk geliyor ya. Yani Karuslar'da daha fazla sıkıntı çekiyordum, doğrudur. Şimdi, abi bu görev bu kadar uzun muydu ya? Adamlar bazıları yani sırf hoşlarına gittiği için bile böyle gelip insanları kötülüyorlar, darlıyorlar, kavga çıkartıyorlar. Ben öyle soruyorum mesela, diyorum ya kardeşim niye, diyorum niye mesela, niye böyle yapıyorsun, niye gelip bana kase atıyorsun, yan slot boş hani geç yan slota ya da ben geçeyim, beni bırak yani, tamam hadi bu slotu döneceğim, ben yan slota geçeyim, oraya da geliyor adam, diyor ki ben böyle keyif alıyorum diyor, benim hoşuma bu gidiyor diyor. Adamsın kankam, teşekkür ederim, aynı şekilde. Abi var öyle tipler. Yani o okçu niye öyle yapıyor anlamıyorum. Ya psikolojik sıkıntısı olabilir. Herkesin psikolojik sıkıntısı vardır.
Benim de var ama tedavi olmak lazım yani. Başka bir açıklaması yok. Bunu normal insan yapmaz. Yok abi, keyif gerçekten oyun, keyif almak çok zor. Çok çünkü şey var. İnsan keyif alacağı yerde daha çok stresleniyor. Aynen. Tabii. Ya bunlar abi işte şey oluyor. Adam bir şeye sinirleniyor, tamam mı? O sinirlendiği şeyi gelip başkasından çıkarmaya çalışıyor. Genelde bu olaylar böyle oluyor. Ama yani yapmamak lazım. Ya sinirlendin mi? Git abi başka bir şey yap. Bu oyun yani bizi çekiyor, tamam mı? Böyle sürekli oyna diyor. Oynatıyor ama arada bir böyle bir çık, hava al. Ben çok sinirlendiğim zaman hani ya kaç tane video sildim ya, neler neler yaptım böyle sinirden sildim yani. Aynı o drop işleri çok sıkıntı. Biz de geçen Boro mu ne dönüyorduk? Boro'ydu aynen. Bosslara mı ne gittik? Saatlerdir dönüyoruz, drop alamadık. Geri geldik. Adam trade attı. İki tane drop gösterdi. Hani siz yokken aldık diye 10 dakikada. Ya oyunun belası çok abi. Abi belalı adamı çok. Yani uğraşılmaz. Hani ben de inatçı bir insanım mesela. Ama baş edemem yani. Yani uğraşamam. Aynen, hafta sonu. Yo hafta sonu ben ya mümkünse oyuna da girmeyeceğim de, mümkün değil yani artık. Oyuna da giriyorum video çıkarmak için. Pazartesi video yetiştirmem gerekiyor. Mecbur bir şeyler yapıyorum. Ama çok zor oluyor. Yani CZ Farm slotlarına gidemiyorsun zaten. Abi delirtiyorlar adamı. Aha paramın boş. Yasin Bey teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ha, bu oyunu biz aslında stres atmak için oynuyoruz. Ama stres oluyoruz. Bu Grendel'in anası bu. Grendel ananı keseceğiz ama affet. Tövbe estağfurullah. Abi kimseyle bu oyunda dalaşmayacaksın. Yani kendi kendine oynayacaksın işte de mümkün olmuyor yani. Dragon'u da kes. Hangi dragon lan? Atıyor mu bir şey o? Eskiden para atıyordu. Bunu kesip kesip duruyorduk. Yasin Bey sen adamsın ha. Helal olsun. Şuradaki dragon değil mi? Bundan para ve bu satıyordu sanırım. 32K bir de bu satıyordu. Mageler makroya bırakıyordu burada. Ya Allah. Hala para gerçi az veriyor, doğru. Koş 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 koş. Acaba mele parti var mıdır? Hiç çıkar mı ya? Gidip biraz PK atsam. Abi görevleri bile yapamıyorum ya. Bak Perşembe'ye video yetiştirmem lazım. O yüzden bu gece biraz ayakta kalsam, dur bakalım. Bir şeyler yapacağız. Evet, şimdi bunu nereye götürüyoruz? Folkwain, Kaptain Folkwain, gel bakalım.
37 milyon. Tevki Bey selamlar. Bu istemedi reis. Nasıl oldu? Bu başka bir görev zaten. Araştırdık o görevi herhalde. Görev bitti mi? Bakalım CZ o zaman. Parti var mı diye. Bitmedi mi? Maverick. Maverick hangisiydi? Lan Maradona geldik ya. Deminden şimdiye geldik. Nereden nereye geldik abi? Maverick Estland'daki miydi? Bu değildi. Neyse bakarız ona ya. Onu saklayayım da o dursun. Üstümüzü bir boşaltalım. Şöyle sekte açalım. Belki bir parti buluruz. Şimdi ne? Şunu at bunu. Rol bulodu at. Bunları bankaya. Şunları atmak da atamıyoruz. Satmak da satamıyoruz. Şifre istiyor. Şöyle takalım. Stekimizi bir açalım. A işaretini çıkarmamız lazım artık. Tamam. Hayatta en sevdiğim şey şu oyunda buraya geldiğim zaman bir tane partinin hemen beni böyle hazır alıp tek hemen PK'ya çıkmak. Ama ne yazık ki çok az denk geliyorum. Şu an mesela Mele Parti çok zor gibi. İş yerinde giremiyorum. Hazır iş yerinde değilken gireyim biraz PK atayım. En azından şu görevleri bitireyim. Akşam da farm atayım kafasındayım. Çünkü bu görevlerin hem exp görevi hem kutu görevi yapılmalı abi. Kankam itemler 7 Dragon Set Dual Warrior Ending artı 1 geri kalanları old takılar. Elimizde 8 Raptor var. Daha öncesinde yarım elit serisi çekmiştik. Yarım elit bir char dizmiştik. Şimdi tam elit serisi çekip tam elit bir char dizmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince yavaş yavaş yükseliyoruz reis. DS'miz artı 6. Bunu 7 yapacağız. Şu an var ürenliklerle ilgileniyoruz. Bunu 2'ye tamamlayacağız. Sonrasında bakalım. Nek koyacağız. Nekimiz var yani biz onu koyacağız. Yavaş yavaş gelişiyoruz. Çok teşekkür ederim Halil Bey. Siz severek izlediğiniz zaman ben mutlu oluyorum. Video teşvikim artıyor. Boss'a gidelim o zaman ya. Bir boss turu yapayım diyelim. Eskiden biz şey yapardık. Her gün P3'te girerdik bosslar. Biz bosslardan çok drop aldık.
Ya Ensar Bey, pelerin değişti. Rengi de neyse, yorum yapmayacağım. Halil Bey, teşekkür ederim. Çok memnun oldum söylediğine. Elimizden geldiğince, yani ben insanlara keyif vermek benim hoşuma gidiyor. Evet, partimiz varmış, geçelim. Biz yarım el serisinde gerçekten ben o şarı dizerken çok fazla şansımız yaver gitti. Çok drop aldık. Yani 4 tane iron ne kaldık abi? Aynen, TPSC varken çok iyiydi. Şimdi yani çok gidesim gelmiyor açıkçası. Ya bir de buradan bir şey aldığın zaman hani böyle kafadan 1 GB, 2 GB bile gelse çok iyi aslında. Biz abi yani ben günde 1 GB kasmayı zar zor beceriyoruz. Bugün sanırım Boro'dayız ya gece. Ha, burası için mi dedin? Benim yerim Boro'ydu zaten. Ben hep Boro'da dururdum. O ışınlanma olduğu zamanlar. Işınlanma kalkınca bosslara gitmeye kestik. Yerim hep orasıydı. Oradan ayrılmazdım. Hep de bir şeyler çıkardı. Iron Belt falan oradan almıştık. Coşkun Bey selamlar. Birkan Bey selamlar. Hoş geldiniz. Gidi Ömer abim vardı bir tane. O da Balrog'da dururdu burada. Çölde Baba Yaga vardı. Uğur abim. O da burada dururdu. Ne güzel günlerdi ya. Geçmiş her zaman. Neyse. İstediğimiz şarkıları açamıyoruz YouTube'da. Açabilsek tribe girecektim şimdi. Allah'tan giremedik. Şuradan güzel bir drop alalım. Video kaydını, neyse gerek yok. Yayın tekrarından sanırım alabilirim. Bıraktılar hepsi bir kan. Coşkun Bey, Allah'a şükür iyi olmaya çalışıyoruz. Siz nasılsınız? İyi olmasak bile iyi enerji veriyoruz, iyi izliyoruz, güzel izliyoruz. Her zaman iyi olmaya çalışıyoruz. Volkan Bey, teşekkür ederim. Akçaabat'ta köfte yiyeceğiz. Unutmadım sanma. Zaraki oynuyor. AZT'ye girdi. AZT'de oynuyor. Yani bizim ekip dağıldı gibi oldu biraz. Çoğu bıraktı ama yani Zaraki, Ali, Zaraki, Ömer abi, Ali, Ariş, herkes bıraktı. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Ben de bugün işten biraz kaçtım gibi oldu. Dedim bari hazır boşluk buldum, bir vakit bulunca açalım bir tane yayın. Bir irtibata geçelim dedim. Aleyküm selam. Kavurmacı var oğlum. Hayırlı Ramazanlar, teşekkür ederiz. Ah, şimdi kavurma dedin, canımız nasıl kavurma çekti. Ben çok uzun süre hani klansız devam ettim, oynadım. Hatta işte bir okçuya dönme maceramız oldu. Sonra yine YouTube'dan Furkan'la tanıştık. Sonrasında işte klana davet etti falan. Sağ olsun klandaki arkadaşlar da beni çok sıcak karşıladılar. Çok da keyif aldım aralarında ve şu an gayet güzel ilerliyoruz. Varol Bey, sağ ol, var ol. Çok teşekkür ederim. İnşallah bir gün Antalya'ya yolum düşerse döşeme altında senin dükkanında misafirin olmayı çok isterim. Trabzon'a da yolunuz düşerse her zaman beklerim sevgili dostlar. 10 senelik İstanbul maceramın ardından memleketim olan Trabzon'a dönüş yaptım.
Yaklaşık 2 senedir Trabzon'da devam ediyoruz. Onur Bey, şöyle diyeyim. Ben kar ustum, humam bastım. Şu an memnunum. Yani bir ay önce falan kar ustum sanırım. Humam bastım, memnunum yani şu an. İstanbul Şile'de. 9-10 senem orada geçti. Üniversite okudum orada. Ayrıyetten birçok iş yaptım. Akovalı. Valla inşallah Antalya serüvenin güzel geçer hocam. Yeni başlangıçlar. Değişiklik her zaman güzeldir. Allah hayırlısı nasip etsin. İstanbul zor abi. İstanbul zor. Hadi ben Şile'deydim. Hani Şile biraz daha böyle rahat şeydi ama. İstanbul insanı yaşlandırıyor. Ey. Deme. Evet, DF'mizi bulduk. Ya ben Şile'yi neyse. Çok konuşmayayım. Şile'de çok anılarım var. Çok 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 çok. Evet, oranın denizi sıkıntı. Can kurtaranların çoğu tanıdık arkadaşımdı. Çok sıkıntılı haberler alıyorduk. Ama çok kurtarılma haberi de vardı. Kurallara uyulduğu sürece bir sıkıntı olmuyordu. Haydi bakalım. Evet, kutuyu aldık ama bir tane hayata olumlu bakıyoruz. Bir tane pot aldık. Ne güzel olurdu. Şimdi mesela bir tane Iron Net çıksa. 4 kişiyiz. Şöyle uygun bir fiyattan arkadaşlarla konuşup anlatsak Iron Net'i biz alsak mesela çok güzel olabilirdi. Oh, Şavula tertemiz. Abi o günler eskide kaldı Tolga Bey ama yaşadık yani. Biz eskiden Tamer'i serisi çekerken gerçekten o çok drop alıyorduk ya. Yani deli gibi çarı oradan dizdik neredeyse. Dört tane ironnek kaldık ya. Öyle hatırlıyorum yani. Dört ironnek. Evet, droplar aşırı kısıldı. Sadece şeyler de değil yani genel olarak her yerde. CZD'de normal Boro, Balrog, Zarsurt hepsi kısıldı. Bak ben size Balrog'dan rekorumu söylerim. İnanmazsınız yani. 4 saatte aldığım drop'u söylerim. İnanmazsınız bana. Yalan söylüyor dersiniz. Artı bir ironnek güzel para eder. 8-8, 24, 25 bin lirası var rahat. Evet, TK var. Opal alırız. Osman Bey 7'den fazla biliyor musun? Ya ben de inanamadım. Dedim ki herhalde benimle dalga geçiyorlar, şaka yapıyorlar falan. 11 tane drop aldık abi. İronnek şu an 9-10K civarı. 10K yoktur. 9,5-9. Opal earningimiz geliyor şimdi. Evet abi, dropları kısacaksan başından kıs. Yani sen şimdi millet çarını dizdi, her şeyini yaptı, drop kısıyorsun. Olur mu ya? Aynen, kolumuzu basalım. Bir de burada expo yatmayalım. Zaten zar zor kasıyoruz. Az kaldı ayın 7'sine de. Ya ben ayın 7'sinde hani direkt rep atlayıp o silver gemler değişecek ya. Oradan belki hani güzel bir kar ederiz. Sabah akşam CR'lere girip silverları alıp o yeni gelen silver gemden adını hatırlayamadım şu an. Onlar satılıyor diye biliyorum, satılıyordur. Oradan o ilk etapta onlar biraz pahalı olabilir. Amacım o. O yüzden bu kadar expe zorluyorum.
Gerçi zorlamıyoruz. XP'de bırakmıyoruz ama en azından Drakilere giriyorum. Drakilerin görevlerini yapıyorum. Boro Balrog'a kalmaya çalışıyorum. Abi boss az vuruyor değil, boss vurmuyor. Boss dediğin, Troll King dediğin yani burayı şu an yatırmazsa vurduğunu öldürmesi lazım. Buffsız her adamı öldürmesi lazım. Opalerinin hayırlı olsun beyler. Hemen KC çekiliş. Hadi be. Agata. Olsun. Her zaman olumluyuz. Sağlık olsun diyelim. Bugün alamadık. Başka gün alırız. Daha bir boss kaldığını düşünmüyorum. Ama şöyle bir taşa da bakalım. Laskopat 53. Yarım da Rizeli'dir. Mageleri tek atıyor. Abi atsın, Troll King ya. King ya. Kral yani. Ya ben de sürekli karı suman bastıyor diyoruz. Ben iki tane çarım var. Diğer çarı da basmak zorunda kalıyorum. Maddi olarak sıkıntı oluyor bana çok. Trabzon Sürmene. Doğma büyüme. Ya büyüme pek... Gerçi büyüme burada oldu aynen. İstanbul'a ben 18'imde gittim. 27'm kaç oluyor? 18, 17. Aynen 27'imde döndüm. Oo, mezarlığa geldik. Tolga Bey, kesin geliyorsun, beni buluyorsun. Alınırım sana bulmazsan. Sürmene'ye gir. Tur yapanlara da direkt sor. De ki Nazım Bilgin. Nazım Bilgin'i arıyorum ben de. Ama gelmeden önce bana bir yerden haber ver. Sana özel bir sürmene bıçağı hediyesi yaptıracağım. Bizde adettir. Sürmene çakısı misafir gelene vermezsen olmuyor. Aleyküm selam Mehmet Ç. Küpeler artı bir şu anda. Warrior Learning'i artı ikilemeye çalışıyoruz. Sanırım artı iki parasını çıkardık. Ama şu an fiyatları arttı. Sürmeneliyim, evet. Fiyatları biraz arttı. Fiyatları arttığı için bekleyelim bakalım. Şöyle Cenk Bey, en son Warrior Learning birimiz vardı. Bir de iki tane almış, bankada bekliyordu. Tolga Bey, bekliyorum. İnşallah. En kısa zamanda. Şimdi nereye gideceğiz? CZ'ye gidip PK'ya mı bakalım? Aha işte. İnşallah Cenk Bey. Niyetimiz o. Vallahi artı 3 olursa, artı 3 var öğrenin, çok tatlı bir takı. Kitleriz durur, tamam, daha zaten. Bizim halimiz mi var?
Burada bir PK videosu bulmaya çalışalım. Videosu diyorum. Şeyi, partisi. Zor abi. Human'da mele parti bulmak gerçekten çok zor. Ben mesela normalde hani bu saatte tabii ki gelemiyorum ama en azından şöyle bir görevleri bitirebilsek, akşamda farma odaklanabilsek mük olacak. NHP'miz 1 milyon 462 biraz da asılsak NHP'ye. Şimdi var pireyi çektim. Hani switch pireyi. Biraz NHP'ye asılıp şu kutulu K işaretini tekrar geri almamız gerekiyor. Yok mu? Ya Heytan diyor gir bir tane DB Press'te. Topla burada partini. Vurdur kırdır herkesi de işte. Valla kareli kan benim vardı. Bakalım hemen. Çok fazla olmaması lazım şu an. Arkadaşlar Twitch hesabım altta o açıklamada var. Oradan takip ederseniz çok sevinirim. Ben bu arada şeye bakıyorum. Oradan yayın açacağım çünkü yayınları müzik için sadece. Hani müzik buradan istediğimiz müziği açamıyoruz. Ben de gerçekten müziklere böyle çok güzel adapte olabilen bir insanım. İstediğim müziği dinleyebilmek istiyorum. Derece miydi? Şövalyeydi. El Murat, Pandora. Siz göremiyorsunuz şu an. Ben bakıyorum bir saniye. İlk 200. Evet, 1500, 1 milyon 500, 1 milyon 518K ile şu anda K işaretini alabiliyoruz. Çok geri kalmışız ya. Ya ben işte bir ara bu okçuya dönmem falan olayları oldu. Parma asıldık, NHP kasmayı bıraktık item için. Yoksa şu an kutulu M'ye çıkma şeyim vardı yani. Hani kutulu M'ye planlarım vardı. Yok mu abi ya bir mele? Ya 7'de Boro var. Boro'ya geçeceğiz. O yüzden hani görevleri yapmak istiyorum. Reis fiyatlar çok pahalı ya. Gerçekten fiyatlar inanılmaz pahalı. Yani oyun
Kuyumcu bu kadar şey görmüyordur ya. Çok abi çok, her itemler uçmuş. Bir de Ramazan ayı şu an. Oyuna katılım fazla. Tabii o da bir sebep. Fiyatların bu kadar pahalı olması. Yaza doğru fiyatlar bir tık düşmeye başlar. Şu an zirve dönemlerini yaşıyor fiyatlar. Özellikle Warrior takıları. Şu an Warrior oyuna başlayan melee ekipler fazla. Evet, ben yani ki, lanet ediyorum açarı bozduğuma. Allah razı olsun hocam. İşte biz de yavaş yavaş elimizden geldiğince yapıyoruz. Ya Raptor 8 Raptor 9 Raptor kaçtı ya? 40 bin liraya falandı. Biz hani alalım hesabı yapıyorduk böyle klanca. Herkes alsın falan. Pahalı geldi bize. Dedik biraz daha düşsün öyle alırız falan. Şimdi oldu 75 bin lira. Çok çok ya. Ama herkeste de 9 Raptor var. Anlamıyorum ki abi. Ya özellikle yurt dışında yaşayanlar için çok büyük bir avantaj şu an. Hani adama tırt geliyor, alıyor. Çok rahat şarj dizebiliyorlar. Tabi tabi alıyorlar hocam, alıyorlar. 75'e şu an, hele Ramazan talep çok. 680 bin. Böyle abi, fiyatları böyle. Ama yani eğer, yani şöyle, şu an PK'ya çıkabilsem göreceksiniz. Hani şöyle bir charla da en azından bir şeyler oluyor. Hani onu görebileceğiz. Ama çıkamıyoruz. Abi tabii, Doğan Şahin'i bırak. Otelle takas etmişlerdi ya. Öyle bir muhabbet vardı. Tam detayını hatırlamıyorum da. Adam otelini mi satmıştı? Ne yapmıştı charı almak için? Böyle bir şey vardı. Ama o zaman mesela 9 Raptor server'da vardı. Bir tane, iki tane yani. Ya yine baktığın zaman hani benim char şu an tamam ortalamanın belki üzerinde, ama şöyle diyeyim, ortalama çok aslında yüksek yani. Ben şimdi şu tarz adamlarla vurabiliyoruz yeri geldiği zaman. İyi bir D-Ban varsa abi vurursun. Mavi kolunu eksik etmeyeceksin, bir şekilde vuracaksın. $894K, neredeyse 1 milyonu tamamlamış. Bu ismen görüyorum CZ'de. CZ'den çıkmıyorlar. Çok aktif PK atıyorlar. Abi böyle itemsiz yani, itemli çarla oynamış adam bu çarlarla çok zorlanır. Hani çünkü çok, biz ya ben kalkanı böyle saniyelik geç taksam ölüyorum. Ya da işte mavi kolu saniyelik basmasam ölüyorum.
Ya da kılıç silmesem, şey yapmasam, tabii o kadar profesyonel iyi oynayamıyorum tabii ki ama hani oyunda böyle gelişmeme daha çok katkı sağlıyor, öyle diyeyim. Kendimi daha iyi geliştirebiliyorum. Evet, şar itemlendikçe inşallah güzel olacağız. İnşallah. Ya Warrior, şimdi nekimiz de yok. Nekimiz de olduğu zaman sanırım iyi tutunabileceğiz. Hani çünkü şu an bile bir tık kılıç silme, kalkan takmayla dayanıyor yani. Bir tık tutunuyor. İşte mavi kol da önemli. Şimdi çoğu böyle Warrior oynayan, hani böyle çoğu demeyeyim de mavi kolu kullanmıyorlar. Çok önemli abi, mavi kolsuz aman diyeyim. Hele itemsizsen. Ya tabii. Çok parayı ver oyna oldu ama yıllıkta şöyle. Ya tabii sıfır itemli de böyle ortalama bir itemli çarlarla çok itemli çarları kesersin. İyisen. Bizim ekibimiz ortalama idi. Ve ortalamanın çok çok üstünde insanlarla vs attığımız zaman kesiyorduk. Çünkü bir kere rehavete kapılmıyorduk. Karşı taraf rehavete kapılıyordu. Lan zaten itemliyiz, bizi kim kesecek hesabı. Ayrıyetten tabii ki de bizim oyunculuğumuz körelmedi. Şimdi onlar, adam mesela şöyle gidiyor, vurmaya başlıyorlar. Adam kalkanı böyle takıyor. Hop tak. Bizde öyle bir şey yok. Bizde oyunculuk körelmemiş. Pat hemen. Saniyesinde mavi kol basılacak. Hemen tak, yediye bas. Hop kılıcı bas. Hop şunu, kılıcı sil. Oyunculuğumuz körelmemişti. Şimdi mesela benim oyunculuğum kördür de, çok PK çıkmadığım için. Bak 18.45'te Boro için toplanacağız. Bizim görevler yine yalan olacak gibi dostlar. Ya PK'ya çok çıkmıyoruz. Şu an biraz farma odaklıyız. Lan bunu tuttuk, burayı bırakırsak basacak değil mi? Şöyle bırakalım da. PK'ya çok çıkmıyoruz ya. Ya şu an biraz klanımız da böyle yeni kurulma aşamasında hemen hemen. Böyle biraz hani itemlenelim, öyle şey yapalım diye farma çok ağırlık verdik. Silah zor, silahı da işte questle halletmek lazım. Yani biraz şans tabii ki. Yani quest'i geçirebilirsem, ben quest'i 8 yaparsam quest 8 ile oynarım. Yani aramam, 9 raptor aramam. Quest 8 benim için top nokta. Abi farm atacaksın ama upgrade'den uzak duracaksın. Ya benim işte en son çar şeydi. FOV 2'ler vardı. Dual FOV 2 vardı. En top seviyesi o oldu sanırım. FOV 2, NEC, SOS 1, VE2, PE2 miydi? Öyle bir şeydi yani. O şekilde mesela çar çok güzel tutunuyordu. Ama bundan önce yani 6 ay oldu. Yok abi, upgrade ben çok sıkıntılar yaşadım. Uzak durmak lazım. Upgrade yap, yani farm atarak çar dizmek istiyorsan upgrade yapmayacaksın. O belaya düşen, bunu da yaşamayan anlamaz. Hani elbet yaşayacaksınız. Yapacak bir şey yok. Uzak durmak lazım abi. Ya küçük küçük upgrade yaparsın. İşte MD basarsın, Zarsurt edersin ama öyle gidip büyük, ben
Kaç tane 8 Raptor şop oldu yani. 9'a basacağız diye. Ama tam şu sıralar bir parti bulmam lazım ki akşamki Boros slotuna yetişeyim. Hadi artık. Bu da ayrı bir şey. Ya gece şu aralar gece PK'sına çıkamıyorum ben hiç. Bizimkiler hani gece farma gidiyor, ben yatmaya gidiyorum. Aslında işte bir saat orada gece PK'sına çıkabilsek. Aslında Warrior var. Abi saatler de hiç tutmuyor ya. Tutsa güzel olacak ama. Hani bir şeyden kısmam gerekiyor. Hani uykudan kısıyorum genelde. Ama o da zor oluyor. Yani çok zorlanıyorum öbür türlü. Yani bir ara denedim onu. Gece 3-4 gibi uyuyup sabah 7'de kalkıp çok zor oldu. Çok güzel para geldi ama. Evet abi, hadi artık bir parti ya. Hadi kılıçları çektik. Hem evet bir parti bulayım da görev yapayım diye bekliyorum. Boros slotuna gideceğiz. Slota gitmeden şöyle biraz vakit var. En azından 50 kill görevini iyi bir parti denk gelirse bir SC'de yani epey bir görev yapılıyor. Dün mesela akşam bir parti buldum. İyi komutçumuz iyiydi. Hemen böyle pat 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 3 görevi de bitirdim. Şimdi bir de yeni bir şey geldi. Exp görevi var. 100 milyon exp veriyor. Onu da yapmak istiyorum yüzde için. Bakayım biraz daha bekleyeyim. Olmazsa artık yapacak bir şey yok. Gideceğiz. Evet, 50 kill. 50 kill görevi gibi o da. 50 kill yapıyorsun, 100 milyon ek veriyor. Aynı anda alamıyorsun ama. Evet, 150 kill. Ben 100 kill yapıyorum. Exp göreviyle şeyi kutu görevini yapmaya çalışıyorum. Ya ilk defa bu kadar uzun sürdü. Normalde bir parti çıkardı aslında da. Tabii. Bir tane kutu görevi var. Göstereyim. Dur. Neyse aldık bir kere. Şu kutu görevi. Bir tane şey var. Ne oluyor? Bir dakika, bunu almayalım. Dragon atan görev var. Evet, bir tane exp görevi var. Bir tane de kutu görevi var. Biz şu an kutu görevini aldık. 50 tane karus keseceğiz. Burada demin melek kuruldu gitti galiba. Biz kaldık yine burada ya. Polat abi bizi aldın da bu mele parti değil ki biz.
Tabii ya, ekibi kurduğun zaman gerisi geliyor. Yani neyse, bir deneyelim bakalım. Hadi gelin, sağ olun, gelin. Yardırar gönderir. Hadi gelin. Ne Discord yap bakalım, sesi de geliyor oyunumuzda mu? oynarsan bizi Z'den al yeter ya. Şuradan hemen bir tane raptor alır mısınız bana? Ha, kok 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 kok, gördün mü? Son attı. Onun vurduğunu keselim. Vurdum ama şey yapım gelmedi şey. Hepsini kessene de bir raptor gelecek mi? Geçe Vermem geçe. mi? Bir tane kestik, raptor attı. Vurmuyor, vurmuyor. Kapatayım mı onu? Dur bakayım. Ultimi de keselim. Atmam. Bunlar... Kimin Decepriyor bunlar raptor? ya. Aleyküm selam. Abi ben melee olmayan partiyle oynayamıyorum yani. La öldü. Oğlum adam niye ölmüyor? Warp yok ki. Yok. O bir şey yemiş abi. Yani vurduk da adama bir şey olmadı ya da çok sağlamdı. Bize mele lazım abi. Ben böyle oynayamıyorum ya. Yani saat 5-6. Ya okçu parti işte önde dur, bizi koru da yani ne zevk alamıyorum ki yani. Ne anladık o işten? Ya bir de aynı rezistanslarımız daha yüksek değil. Bak bunları da almadık üstümüze. Neyse, bu şimdi insanlar işten gelme saatleri. Ben bir tur Draki yapayım. Dün kaçta atmıştık? Dün saat 6 gibi sanırım atmıştık. İftara kadar böyle güzel, epey güzel bir PK dönmüştü. Şunu koyalım, şöyle alalım. Görevleri almadık. Güzel. İnşallah. Attı mı atıyor ya. Bazen çok uzun bir süre atmıyor. Bazen üst üste atıyor. Videoda mesela şimdi pazartesi, perşembe gelecek videoda onunla ilgili ufak bir kesit var. Çatır çutur aldığımız da oluyor yani. Eskiden Draki hani en azından bir tane çift şarla yapınca bir tane Whiffenbreaker atıyordu. Ama şimdi öyle olmuyor. Sanki bir denge sistemi var. Mesela diyor ki hani bir ay boyunca şu kadar şey var. İşte 10 tane VB alabilirsin mesela. Onu veriyor sana.
Ya da işte Draki Box veriyor falan. Abi aynen bize gelmiyor. Bakıyorum alttan. O 50 kill görevi var ya. Dragon Dragon atan. Böyle sağlam itemli adamların hepsi deli gibi her gün bir şey alıyor ya. Ben bir kere aldım. Ya bir de şey diyorlar. P1 P2 de önemli diyorlar. Mesela ben şeye çok inanıyorum. Mesela Boro Balrog'da şöyle bir şey var. Günlük 24 saatte atacağı drop belli abi. Örnek veriyorum. Günlük 24 saatte o slot 24 tane drop atacak, tamam mı? Ama onun saati belli değil. 24 saat içinde örnek veriyorum. 24. Dünyadan teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sana da kolay gelsin. Mesela o yüzden P2 Balrog'da yine aynı sistem var. Orada da CZ 7'den 2'ye kadar kaç saat açık bilmiyorum ama orada da toplam 24 saat sistemi var. 24 saatte atacağı drop'u o saatler aralığında attığı için şey oluyor. Çok drop alıyorsun. Ben P2'de ne zaman Balrog dönsem deli gibi drop aldım. İşte 4-5 70-80'e para kasıyordum yani 4 saatte. Aynı Night Online ofansife çok atıyor ya. Şans olacak abi adamda. Bize de atıyor Allah'a şükür ya, dur bakalım. Hemen bir tane gelsin. Abi ben de dünyadan ben de şey oluyor. X Premium'la mesela alıyorum. Bazen X Premium'da unutuyorum ve alıyorum yani. Ama DC 1'e geçince bir şey oluyor abi. DC Pre ile ilgili benim de çok soru işaretlerim var. Bak özellikle bizim klan bir ara şey yaptılar. Biz Boro Balrog dönerken Boro döndüğümüz zaman o ara rap sistemi gelince herkes X Pre ile dönmeye başladı ve daha çok drop almaya başladık. Çok söylenti var ya vallahi bilmiyorum. Çok cosplayer var abi ya. Cosplayerlar çok ne yazık ki onlardan. Ama şu an oyun fena değil o konuda. Yani yiğidi öldür hakkını yeme. Şu an yine bir şeyler deniyor. Bir şeyler yapmaya uğraşıyorlar. Bitmiyorlar tabii. Bu cosplayerları bitiremezsin de. Çok büyük paralar kazanıyorlar abi. Ya benim... Detay vermeyeceğim, sormayın ama benim bir tanıdığım demeyeyim yani bildiğim biri oyundan aylık 120 bin lira para kazanıyor. Farmdan. Var var abi adamlar çok çok şey yapıyor ya. Ya oyunun mantığı da Night on NTT Game çok şey yapmıyor. Hani diyor ki zaten gelen geliyor yani. Var ha bu oyundan neler kazananlar var kanka. Neler neler var. Biz tabii onları pek görmüyoruz, bilmiyoruz. Aleyküm selam Kubin Yante. Teşekkür ederim. Her oyunun büyük kazananları, her oyunun değil, her sistemde zaten, dünyada da öyle. Yani çok büyük paralar kazananlar vardır. Ama işte biz onları bilmeyiz. ...120.000'den daha çok kazananlar da var.
Tabii tabii canım. Sen güzel alıyorsan, yeni yeni alıyorsan şey vardır ya, nedir? Şey gelen yerden şey esirgenmez, unuttum. O işte yani. Ya abi çok, ben çok büyük sistemler gördüm yani. Neyse, çok da bahsetmeyelim böyle şeylerden. Ama neler neler var yani. Ya benim bu oyunu mesela oynamamdaki en büyük şey, etken gerçekten dostlarım yani. Oyundan arkadaş kazanmak, dost kazanmak, sizler gibi değerli insanlarla sohbet etmek benim için yeterli. Ben para kazanmasam da olur. Selamlar, merhabalar. Fatih Bey, ben odayı bırak. Yani odayı bırak, neler gördüm, neler. Neler gördüm. Şimdi burayı Draki pot alıp kesiyorum normalde de, şu an çok uğraşmayacağım. Öyle ölüyorsa ölsün. Yarın durumu şu an var ürenliklerimizi dual birledik. Değişim odur şu anda. Var ürenlik artı 2'ye gideceğiz. Paramız var. Bank, yani para olarak nakit yok ama çok itemimiz var. O itemleri satınca artı 2'leriz. Neden var ürenlik? Çünkü öncelikle STR Priest'im var yan çarımda. Ayrıyeten Server'da çok fazla mage var. Aşırı fazla mage var. O yüzden rezistansa ihtiyacım var. Rezistans için var ürenlik biçilmiş kaftandır. Defans olarak harikadır. STR ortalamadır. HP fena değildir. Yani bence oyunun en iyi takılarından. Yani Mino 3 mü? Var ürenlik mi? Hadi Mino 3. Ama var Mino 2 mi? Varyor 3 mü? Varyor 3. Fatih Bey, teşekkür ediyorum. Az da olsa sesinizi alabiliyorsam ne mutlu bana. Oruçlu değilim. İlaç kullanıyorum ama yemek yemiyorum. Öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim Murat Bey. Çok sağ olun. Abi o 100 PC'li adam, PC dediğimiz artık öyle bir şey var ki, bir bilgisayardan, tek kasadan zaten istediğin kadar, yani sanal PC olayını biliyorsunuzdur herhalde. Kanka ben oyunda bir kere şey olmuştu, adam neyse boşver anlatmayacağım. Amulet of Curse'ün fiyatını bilmiyorum dostum maalesef. Evet, Trabzonluyum. Ya nek olarak şey yapacağız. İron neki direkt koyacağız. Bu artı 8 EE'miz vardı. Ondan gelecek parayla direkt İron nek koyacağım. Şu an çok PK'ya çıkmadığımız için, farma biraz odak olduğumuz için hani neke çok ihtiyaç yok. Ama iron neki koyarız. Kankam valla bana kalsa, yani bence
Kesinlikle 8 Raptor. Pardon. 8 Hellbreaker. Ama bence. Uçar kaç TL? Uçar kanka ne bileyim. 10, 15, 20 çarla beraber 30 of 30 35 falan herhalde. Abi HB adamdır ya. Yani 8 Raptor'la kıyaslıyorsam bence 8 Hellbreaker tabii ki. Abi tabii var abi. Çok büyük diyor mu? Çok büyük para kazananlar var. Ha Rep 8. Ha şimdi işler değişir. O zaman Rep 8 Raptor hocam. Ya da Rep 8 Raptor. Şu an server'ın durumunda Rep 8 Raptor. Yani komutçunun seni nasıl oynattığına da bağlı tabii ama yere vurma odaklı oynuyorsanız, kalabalıklara karşı geliyorsanız tabii ki 8 Raptor. Abi ara itemde kullanıcıdan kullanıcıya satacaksın ara itemi. Onun olayı o. Bir türlü sıkıntı. Yani pazarcıya kendini kaptırırsan yalan olduğunu. O yüzden acil satmak gibi bir şeyin olacaksa ara iteme girme. Çünkü gerçekten çok düşük fiyatlar verebiliyorlar. Yok sword değil de club. Ya 8 Rep 8, Rep 9, Raptor işte oyun stiline bağlı ama Rep 8'i tercih ederim. Basalım hocam. Ya işte yani yere vurma odaklıysan ama diyorsan ki yok abi ben işte şeylere giriyorum. GR'lere çok giriyorum. İşte BDV'lere çok giriyorum. Ben 8 Raptor'le 8 HB ile çok daha rahattım. 8 Hellbreaker'la. Rep 5 varıyorlar. Vallahi Rep 10 çıkmadan 10 bin lira civarındaydı. Rep 10 çıkınca bir tık daha düşmüştür diye düşünüyorum. 100 def açık olanlar. Tabi bilemem. Bu S8 olsun ben direkt kitlerim. Daha çok uzun bir süre silah mila zarsur şey yapmam yani. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Aynen. Rep 10 sonrası fiyatlar arttı mı? Ben azalır diye düşünmüştüm. Gerçi doğru diyorsun. Aynen mantık olarak. Dünyadan ben seni nereden? Ben seni izliyordum sanki. Sen ya şey yapıyor muydun? Yapıyordun tabii ki. Evet. Ben diyorum nereden tanıdık geliyor? ...19 borosuna 18... Gelmiş gelmiş ben seni çok izledim. Sen de çok güzel yapıyorsun. Eline koluna sağlık. Siz bu işi yapıyorsunuz. Biz de oyalanıyoruz işte.
Yapıyor yapıyor. Ben onu izliyordum. Ben hala izliyorum. En Prest. Detere Prest. Abi yok, Knight'tan kopamıyorsun. Ben de oyunu oynamadığım zamanlarda çok böyle şey arıyordum. Üniversitedeyken hani böyle YouTube'dan video arıyordum. O zamanlar böyle yoktu fazla kanal yapan. Özellikle böyle oyunu oynamayanları düşünerekten zaten içerik çekmeye karar vermiştim ilk başlarda. Yok abi, oyun bırakılmıyor. Ara veriliyor. Ama yok, bırakamıyorsun. İster istemez böyle hadi bir VPN breaker, bir yerden bir bağlantın olacak. Quiz Navigatör hocam. Çok memnun oldum söylediğine. Gerçekten eğer böyleyse çok çok memnun oldum. Tabii ki yayın. Ya abi, bu oyunun her şeyi çok güzel. Bazen sinirleniyoruz, şey yapıyoruz ama İsmail Duran, selamun aleyküm, aleyküm selam. Minar, başlarız Emrecan. Yani eski serverlara hiç sanmıyorum başlayacağım ama olur da başlarsam Minar'dayız. Oyun ilerliyor, gelişiyor. Bu diğer malum oyunun gelmesi de oyunu biraz teşvik etti sanırım. Daha da gelişecek diye düşünüyorum ben şahsen. Vallahi Quiz Navigatör, ben elimden geldiğince içerik atmaya çalışıyorum. Haftada 2 gün sizlere bir şeyler izletmeye çalışıyorum. İnşallah keyif veriyorsam ne mutlu bana. Gel Emrecan, gel Pandora'ya abi. Pandora adamdır ya. Ya şu an Allah'ın, hani Allah büyük tabi. Lakin ben hani oyunu bırakma düşüncem yok. Uzun bir süre oynayacağız inşallah. Tabi abi, bırakıp gelmek de zor ya. Kurulu düzenin, klanın, itemin, arkadaşların, dostların. İyi, yeni server açılınca dönmemişsiniz ama yeni serverlara. Hayırdır, gidiyor mu, beni mi şikayet ediyorum? Video günleri demişsin. Yok be. Ne alaka, ne dedik ki? Ne yapıyorsun be ya? Ne yapalım? Ne yapalım? Boş duruyoruz. "18.45'te" demiş başkanımız. Ya da biz dur, 18.45'e yetişene kadar şurada belki şansa bir parti buluruz. CZ'de hemen bir PK çıkarız. Ya polemik çok abi. Ben oynamıyordum yani. Ara verdiğim için direktmen buraya başladım. Bizim arkadaşlar Patos'ta oynuyordu mesela. Onlar orayı bırakıp geldiler. Ama Patos o aralar çok bitikti yani. Öyle diyorlardı.
Şimdi bir sürpriz var. Onu şimdi açık etmek istemiyorum. Arkadaşım az daha açık ediyordu. Bakalım şöyle. Hazır kurulmuş bir parti varsa geçelim. Parti yoksa zaten buradan Boro'ya doğru uzanacağız. Ya şimdi pek doğruluğundan hiç sıfır eminim. Çok da bana alakasız ve saçma geliyor. Gereksiz geliyor. Bir yerden bir duyum aldım. Yeni bir server açılacak. Yani bir server mı kaç bilmem artık. Öyle bir muhabbet Knight Online için duydum. Doğruluk payı %1. Hiç sanmıyorum. Ama tabi bu ticaret beyler, bu oyunlar ticaret amaçlı kurulan oyunlar. Bu firma diğer rakibiyle Rise Online, niye ismini de söylemiyorsam, Rise Online ile kapışmak için böyle bir şey yapabilir. Evet. Ya şimdi zaten bu oyunun en büyük avantajı bizim oyuncularımız. Biz, ben de şahsen oyuna ne kadar kızsam da ne kadar eleştirsem de premium'u çekip oynamaya devam ediyorum. Yani böyle olduğu sürece Erhan Bey aleyküm selam. İster miyim yeni bir server? İstemem yani. İstemem. Dönecek tabii kanka. Ya kanka Rise Online'ı bilmiyorum ya. Hani orada şöyle bir sıkıntı var. Bu oyunun hani kafa dediğimiz bazı ekipleri Rise Online şu an aldı. Farm için aldı. Onlar farm atıp geri dönecek herkes zaten. Ya şimdi tabii neyse, çok o konuya karışmak istemiyorum, yorum yapmak istemiyorum ama hayırlısı olsun diyelim. Bir şarımızı dizelim de beyler. Ya para işte beyler, para bu. Şimdi güzel bir taktik yaptılar. Bütün yayıncıları çekelim, bir algı oluşturalım diye algıyı oluşturdular ama yok be kanka, politikacı. Geçmişimiz biraz karanlıktır. Şimdi bak, Kaptan falan da burada. Bizim klandan da çok adam var. Niye parti çıkmıyor? Anlamadım. Bizi özellikle mi almıyorlar? Rise Online'ın politikası iyiydi yani, güzel bir sistem denediler. Lakin zor abi. Sen bu kadar bu oyunu millet grafikleri için oynamıyor. Aha şey getirdin, Direct 11 getirdin. Kim? Direct 11'de kaç kişi oynuyor oyunu, kurban olduğum. Ben çok böyle hevesle bekliyordum. Ben bile sevmedim, oynamadım. Kral olmak isteyen kömür dağılsın. Öyle oldu kanka. Abi bana yazıyor ki adam, ırk bas da paranı maranı karşılayalım. Oy ver. Ya ne diyorsun abi?
Çözdü çözdü. Ya gelişiyor abi oyun. Oyun gidiyor. Oyun ileri doğru gidiyor. Daha da ileri gitmesi lazım. Gidecek. Yani benim aslında bu oyundaki yani ben oyunu lakla oynamaya da razıyım ama şu oyundaki kıl kitle var ya, kitle gitsin, ben oyunu lakla da oynarım. DC de olayım. Ama bazı tiplerin oyunu acilen bırakması lazım. Ya abi şimdi bak, bizim şu an kral adayı, şimdi Human kralını bilmiyorum. Pardon, Karasu kralını. Ama bizim Human kralı şu an gerçekten yapıyor yani adam. Hani görevini yapıyor. Bence. Hani şeyi fiyatları biraz arttırdı o konuda. Şimdi adam da şöyle savunabilir. Ben etkinlik yapmak için kral kasasında paraya ihtiyacım var. Kendi cebimden veremem. Oradan para geliyor. Ben de size geri dağıtıyorum. Etkinlik yapıyorum. O da farklı bir şey. Ama şeyi bilmiyorum, Karus tarafını. Adamın nick'e bak, dolandırıcı. Evet, bu Dairik 11'de ben Mitril set vardı işte orada, okçu zamanı. Ulan bir girdim baktım, bu ne anasını satayım. Murat Bey doğru, aynen. Yani sadece buradan tanıyoruz ama adama rahatlıkla gel oturup çay içelim diyebiliyorum. Ya şimdi Hakan Bey şöyle bilmiyorum. Yani çok kral olmadım daha önce. Kral olan biriyle de açıkçası böyle bir samimiyetim yoktu. O yüzden o muhabbetleri bilmiyorum. Hani şimdi ne desem doğru olmaz. O yüzden çok yorum yapmayayım. Ama en azından kral dediğin biraz etkinlik yapıyorsa yine iyi. Gerisini bilmem. Ya yani ego. Egolu olmayacaksın abi. Yok be kanka, biz ne kralı? Bizden şu şeye Dodo Kamp'a muhtar olmaz. Bizde nerede krallık, adamlar dağıtmadıkları para, ben o şey, ben bir de ben polemiğe gelemem yani, öyle sevmem ben o işleri yani. Ben o işleri çok geride bıraktım. Rohan Kamp bizim Karusların. Lan ben de hep Karus oynadığım için Karus gibi görüyorum kendimi. Dodo Kamp buranın. Ya bu herkesin, kral adayı olan insanın yani her yerde öyle. Şu an bir çıkarı elbet vardır abi. Yani en basitinden egosudur. Bir çıkarı, bir kendine faydaysa kesinlikle her şeyde olmak zorunda. İşte belediye başkanının, örnek veriyorum yani, bir belediye başkanının, bir muhtarın, bir şeyin gerçek hayatta falan gerçekten hizmet etmek için mi aday olduğunu düşünüyorsunuz diye. Bazı var böyle. Var, yok da değil. Şimdi herkesin iyi de bazı hakkını yemeyelim. Gerçekten hizmet olmak için aday olan da var. Ama onlar olamıyor işte. O hizmet etmekse neyse.
Ben de bir şeyler de yani yaptım zamanında. Ol yani neyse abi. Çalışan Türkiye'de çalışan adamı evet. Şaka yapıyorum. Her şeyin hayırlısı abi. Ama ben Knight Online oyuncularına aynen konu sıkıntı yerlere gidiyor. Knight Online oyuncularına şöyle söyleyeyim. Biz oyumuz bizim satılık değil. Ama enayi parası olarak da görüp yiyebilirsiniz beyler. Ha yok çalışıyor ben ya sonra bana kızıyorlar sistem ediyorsun diye. Ben o yüzden sistem etmek istemiyorum. Hani buraya girdik yani keyifli olalım muhabbet sohbetimiz. Şimdi korkuyorum eskaza sinirlenirim böyle kafam atar başlarım. Krallıkla ilgili seçimle ilgili çünkü birkaç tane böyle şey var. Şu anki kral olan kişiyle değil bu arada. Şeyle hani seçim zamanında olan birkaç muhabbetler var. Onlar hiç YouTube'a yansıtmadım. Yansıtmıyoruz. Abi kral neyse. Oyuna faydası olan herkesi, her şeyi desteklerim. Bana faydası olmasın, oyuna faydası olsun. Oyun gelişsin. Oyun kitlesi artsın, GB artsın, o olsun, bu olsun. Biz her şeyin, herkesin hizmet edenin yanındayız. Ya bir GB daha neler 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 yani neler neler. Ya bunun şimdi ego boyutu da var tabi adam. Hani seçim farklı bir şey. Bize bana Maradon Tale'yi versinler. Tale Village var ya. Tale Villaga'nın muhtarı olayım ben. Zaten kimse gitmiyor oraya. Rahat rahat huzurlu huzurlu takılırız abi. Abi ben sadece şunu diyeyim. Ben inanmıyorum. Artık dünya düzeni değişti. Hiç kimse hizmet için başkası için bir şey yapmıyor. Herkes kendi çıkarında. Onu biliyorum. 18.45'e kadar bir SCPK çıkabiliriz. A kanka bu ne? Varyor yok burada yine. Hakan abim. Abim tabii 47 yaşında maşallah abi. Tabii ki. Aynen öyle abi. Hizmet verecek. Bunlar Assas değil mi? Şöyle bir PK çıkalım. Birleme bende değil. Discord sesini kapattım. Size gelmiyor sanırım. Sadece bana geliyor. Mele parti bulamadık. Bari şurada az da olsa şeylerle vuralım. Konu farklı boyutlara gidiyor. Şimdi bir anda çıkıp diyeceğim etinden korkanın kemiğini diye böyle başlayacağım konuşmaya. Abi her şeyin hayırlısı demek lazım.
Şöyle girsek içeri ne olur? Dilediklerin nerede? Evet, şimdi şu adamlara bakın. Biz bu adamlara bak. Şu an mesela dedi ki kombuççu, uğraşmayın onlarla, dönün. Haklı adam, ne yapsın? Şu adamlara biz baksanıza nasıl parlıyorlar. Biz bu adamlara ne yapalım? Magemizi şöyle alalım. Ya artı 10 Raptor değil de artı 10 Helbrex. Artı 9 Raptor'e yaza doğru kesin alacağız. Çok istiyorum abi. 9 Raptor'um benim hiç olmadı. 9 Raptor gerçekten çok istiyorum. Allah inşallah gerçekten bir gün nasip eder. Ederse, böyle bir fırsat çıkarsa olur. Artı Mage'yi tut dedi. Mage nereden? E, 8 quest. Abi yere vurma odaklı oynuyorsan tamamen 8 quest. Pardon, şey, nedir onun adı? Pardon, şu an oyuna odaklandım. Yere vurma odaklı oynuyorsan Raptor. Ama kendin böyle daha çok bireysel oynuyorsan Quest MS'den iyi silah yok bence. Takılar abi yavaş yavaş yükseltiyoruz. Şu an Warrior rank'imiz artı bir. İnşallah artı ikiye doğru gideceğiz. Sıkıntı yok. Warrior rank'imizi artı ikiliyoruz. Ondan sonra bakalım beraber YouTube'dan konuşacağız neyi yapalım diye. Artı 10 giga Artı 10 giga. Giga ayrı bir silah kanka. Nereye giriyorsun? Ok şöyle girilir mi? Oynayalım mı buraya? Ya bu serverlarda da öyle bir dengesizlik var ki, bir karuslar çok, bir humanlar çok. Şöyle bir güzel mele parti bulup güzel PK alsaydık hoş olurdu. Öyle biri beni gör dedi. Böyle yapmışsın. Sen nereye abi? Yedi Avedon adamdır abi. Tek karışıyorum ve eski sisteme dönüyorum. Oyun 2 yıldır oynamıyorum. Abi oyun şu an fena değil aslında ama yavaş yavaş bir şeyler oturuyor. Şu an gelişmekte. Beyler biz oraya giremeyiz yalnız. Evet, şeriflik önemli. Bence de böyle oyunda bazı yetkililerin olması ve
Sürekli lan ne oluyor? Ay kitine. Ya GM de yönlendirebilir. GM sürekli şey yapsın abi. Slot slot geçsin yani. 2-3 tane GM almak ne kadar zor. Bin maaş veriyor. Abi düzenli yani bak bana para vermesinler. Desinler ki ilgilenirim yani en basitinden. Pamukçumuz DB Press değilmiş. O yüzden komut vermeyi bilmiyorum dedi. Zorla oynatıyorlar dedi. Biz saniye beyler. Mustafa Kemal kolay gelsin akşama antrenman mı? Vallahi öyle abi. Tabii tabii doğru diyor. Abi suistimal edilmeye çok açık yani. O konuda yapılabilecek çok fazla şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bu oyunu abi kim oynuyor? Biz oynuyoruz. Oyuncuya değil de bu oyunu yöneten kısmın görevli vermesi. Yani dünyanın parasını kazanıyorsun. Adam geçen yayında diyor ki biz her serverdaki her kampı nasıl kontrol edebilelim? Nasıl abi yani saçmalığa bak nasıl edemiyorsun? Ya şey olayı olmuş. Oyunun ilk kurulduğu zamanlarda sanırım oyunun dataları mı, altyapısı mı bir şeysi sızdırılmış. O sızdırıldığı için bu sıkıntılar oluyormuş diye duydum. Doğru mudur bilmiyorum. Aleykümselam, teşekkür ederim Hasan Bey. Oyunun baştan yazılması gerekiyor bunları bu kosttan kurtulmak için. Lakin o da çok uzun ve zahmetli ve çok masraflı bir iş diye ben öyle biliyorum. Bu arada PH'e geçip pot almam lazım. Pot, mana potumuz yok. Oraya gideceğim. Abi yeni server konusunda bir şey söyleyemiyorum. Dediğim gibi bu ticaret oyunu. Yani bu oyunun yöneticileri parasına bakıyor. O yüzden aşılabilir. Yani açılmaması lazım ama açılabilir. Tabi abi yani görevlendir yani sürekli dolanan, gezen insanlar olsun. Zaten cosplay'ı ben anlıyorum ki yani ben bile anlıyorsam sen GM'sin sen nasıl anlayamayacaksın? Kankam bilmiyorum. Bana öyle söylediler. Datalar değil. Başka bir şey sanırım. Tam olarak hatırlamıyorum onu. Burayı göstermemem mi lazımdı? Neyse çaktırmayın beyler.
Ya yeni server gelince de işte abi bizim zaten sıkıntı şimdi biz diyoruz oynanmaz ama oynanıyor işte. Beni Tale Mahallesi'nin muhtarı yapın. Ya tabii Hakan abi şöyle bakmak lazım. İsteseler KOSP'u bitirirler. Ve bu konuda hepimiz sanırım okeyiz. Furkan Bey'den bir şey geliyor. İsteseler bitirirler. İstemiyorlar demek ki. Demek ki bir çıkarları var. İnşallah o çıkarları bir gün. Ya hayır, Tale'ye gelen giden yok kanka. Onlar rahatız işte. Aynen paylaşmamalıydım. Amatörlüğüme geldi. Ya oradan şifremi bulabiliyorsa helal olsun. Neyse ben gidip şifreyi değişeyim yayından sonra da ne olur ne olmaz. Intpress, itemli bir Intpress mükemmeldir. Harikadır. 10 numaradır. Abi şeyde makroda şöyle bir şey var. Makroyu yani basit geniye start dediğin zaman skill barı kapanacak. Dünyadan teşekkür ederim şu an. Vallahi onun stresi içindeydim kanka rahatladım sağ olasın. Geniyi açmadığı zaman zaten aslında direkt anlayıp bam vurması lazım. Ya şimdi sistematik bir şey vardır. Bak diyelim ben RR3 RR3 yapıyorsam tamam bunların milimetrik saniyesini aynı anda yapamam imkansız. İlla fark olacak biri 111 milisaniye makrolardan bilirsiniz 111. Hani buradan bir GM bunu anlayabilir. Bunu çözebilirler mi? Bunu da çözerler. İsmi dünyadan kanka. Değil mi? Ha neden dünyadan kanka? Pardon, neden dünyadan diyorsun? Bana diyorsun sandım. Öncelikle şu varürenlik fiyatlarına bakayım. Böyle uyguna ucuza 100, 180 nedir abi ya? Yapmayın. Ha. Bilemem. İsmin Dünya mı? Ne güzel bir isim. Adamın ismi Dünya. Bir de benim isme bak. Neyse. Ne güzel isimmiş Dünya. Abi yine pot yok ya. Yine DC'den çekeceğiz mecbur. Kaç para ki? Şimdi buradan 5670 220 70K fazla veriyoruz ama mecburen oradan çekeceğiz. Böyle gidelim. Tale muhtarı adayı olarak önce bir Tale'ye uğrayalım. 9 Raptor'un Hellbreaker'ımızı teslim almaya geldik. Şaka yaptım. Hadi gidelim. Bin, 1500. Tamam 4000 yeter ya. Şöyle 4000'lik alalım. Quiz Navigatör. Teşekkür ederim.
Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz sizler için. Abi bu nedir? Hiçbir şeye para yetmiyor. Yeter artık ya. 600 orada var. 100 orada. Tamam yeter. Furkan Çağlayan öyle de denmez be kardeşim. Aa beyler iftar saati yaklaşıyor. Trabzon'da olduğum için burası daha erken okunuyor. Ya sen dünyada da Mars'ta da Jüpiter'de de harika bir insansın. Ben 10 numaraysam sen 11 numarasın dostum. Teşekkür ederim. Bağırma lan milletin içinde. Trabzonluyum abi. 10 sene İstanbul'da yaşadım. Şile'de üniversite okuduğum için. Sonra memlekete geri döndüm. Bizde ufaktan kararmaya başladı. 45 geçe falan gibi oturuyor. Trabzon sürmene. Abi benim şive garip. Ben değişik bir şivem var. Oflu değilim, sürmeneliyim kankam. Lil bir lil. Poyrazoğlu sürmeneli. Poyrazoğlu. Vallahi hiç denk gelmedim abi. Kaç yaşındasın? Hissettiğim yaşım mı? Kendi yaşım mı? Ordu'nun neresinden abi? Ordu'da benim Karakoçlar var. Çok yakın bir dostum var orada. Bazen onunla denk geliyoruz. Orduya gidiyorum. Akkuş. Kanka ben 28 yaşında oldum. Bundan 3 sene önce kendimi 20 yaşında hissediyordum. Ama şimdi biraz büyük hissediyorum. Yorgunum diyelim. Ankara'da güzel şehir abi de soğuk ya. Ben soğuğa hiç gelemiyorum. Abi var öğrenci artı bir de alabiliriz biz direkt ha. Oha ama 550 çok ya. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştayım. Ya hayat yaşlar bir sayıdır. Önemli olan yaşanmışlıktır. Allah herkesi 18 yaşındaymış gibi enerjik, 30 yaşındaymış gibi mantıklı düşünebilmeyi nasip etsin. 47 yaşında gibi tecrübeli ve zeki olmayı nasip etsin diyelim. Biz bu itemleri artık ufaktan satmaya başlasak mı? Bir hesaplayayım bakayım ne kadar paramız var. 4 zaten siliyorlar. Şunları bunları toplasan şunlar. Evet biz bar öğrenimimizi ikiliyoruz. Dünya ben de okçuya dönmüştüm. Bu Repon gelince tekrar Warrior'a döndüm. Repon benimde de biraz işleri karıştırdı. Ama iyi yapmışsın. Dön gitme. Sevgili dostlar, abiler, ablalar, kardeşler. Yüksek müsaadenizle ben iftar masasına geçeceğim. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ufak ufak inşallah yayınlara böyle çıtırdan başlayacağız. Kendi adıma çok memnun oldum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ya dünyadan seni kimse üzemez dostum. Kendinize iyi bakın. İnşallah kısa bir süre sonra bir dahaki yayınlarda, YouTube'da, videolarda görüşmek üzere. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Hepimiz
Mutlu olalım. Mutlu değilsek bile mutluyuz diyelim. Güzel enerji verelim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.